Herkese selamlar. Umarım keyifler gayet yerindedir. Beni soracak olursanız her şey yolunda, her şey muazzam. Bugün sizler için ne videosu çekeceğim biliyor musunuz? Bugün sizler için Rus abur cuburlarını deneyeceğim ve bunun güzel bir videosunu çekeceğim. Ama ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Henüz daha kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, süper teşekkürler ve katıl butonuna tıklayarak bana desteklerinizi sunmayı sakın ama sakın unutmayın. Ayrıca Rusya'da sınavsız bir şekilde eğitim almak istiyorsanız bana ulaşın. Ben sizlere elimden gelen tüm yardımı yapacağım. Bu ufak hatırlatmaları da yaptığıma göre hadi gelin videoya başlayalım. Şimdi dostlar ilk önce abur cubur videosuna neyle başlayacağım biliyor musunuz? İlk önce şu biranın yanında kullanabileceğiniz, bakın şu şekilde bir abur cuburla başlayacağım. Bu domatesli kurutulmuş ekmek diyebiliriz. Yani tam ekmek gibi de değil de. Bunu böyle biranın yanında tüketiyorsunuz. Bakın şöyle bir tadalım bakalım nasılmış bu tadı. Çok sert. Domates aromalı. Çok sert olmasa daha güzel olabilir. Ama dikkatli olun, dişlerinizi kırabilirsiniz, o kadar sert. Ama böyle bir başlayınca sarıyor sonrasında. Güzelmiş ya, bakın. Snack. Bunun bazı büyük boy paketleri oluyor. İçine tartar sos falan koyuyorlar. Birayla tükettiğiniz zaman o tartar sosuna da böyle banıp banıp yiyorsunuz. Tadı o zaman güzel olabiliyor. Ama bunun da tadı fena değil diyebilirim. Yani biranın yanında falan kullanabilirsiniz. Güzel. Şunu da yiyeyim bakalım. Bugün böyle pis boğaz vaziyette karnımızı doyuracağız. Sabah da kahvaltıda bir şey yememiştim. Bunu açamadım ya. Şunu şöyle bir açalım bıçakla. Ta 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 ta. Bakın diğer bir abur cuburumuz semeçki. Yani bildiğiniz adıyla çiğdem, yani çekirdek. Bakın burada Rusya'da özellikle yazın ben çok. Bakın burada özellikle ben yazın Rus sokaklarında gezerken gençlerin elinde böyle bu semiçkilerden görüyorum. Böyle çitliye çitliye gidiyorlar. Üzerlerinde kimi gopnik vari tiplerin böyle çakma adidaslar var. Böyle çıtır çıtır çekirdeği. Ya da İzmir'de yaşıyorsanız çiğdemi. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'deki nazar buradaki bu çekirdekler, çiğdemler çok ufak. Yani yerken biraz zorlanıyorsunuz. Bak. Daha çitleyemiyorum bile. Çitleyemiyorum bile. Varın siz düşünün. Şunu şöyle yiyelim. Fona şöyle bir Rus şanson müziği mi kullansaydık acaba? Ben de şöyle çakma bir Adidas falan giyseydim. Böyle role play'imizi tam yapardık. Sosyal medyada falan da şu geyik var ya. Bu çiğdem çekirdek. Fakirin uyuşturucusudur diye. Bir yere kadar doğru. Uyuşturucu manasında değil de cidden bağımlılık yapıyor. Ben de anımsıyorum mesela arkadaşlarla eskiden İzmir'de parkta toplaştığımızda kola çiğdem yapardık. Bak kola çekirdek değil, kola çiğdem yapardık. O zaman gerçekten güzel oluyordu. Daha fazla efor sarf etmeden ben şunu bırakmaya çalışayım. Ondan sonra diğer bir abur cuburumuza geçelim. Neye geçelim? Bakın. Madem çekirdekten gittik. Bakın dostlar şöyle bir krokanlı çiğdeme geldik. Krokanlı çiğdem, krokanlı çekirdek. Şöyle kuş yemine benziyor ya, baksana değil mi? Muhabbet kuşu yemine benziyor. Bakalım görüntüsü bizi aldatmasın. Şunu çıkartalım. Bakalım nasıl? Krokanlı. Bunu ilk defa, aa! Çok sert bu ya, dişimi kıracaktım. Şöyle yiyelim. Harbiden çok sert. Bunu yiyince böyle cici kuş cici kuş diye muhabbet kuşlarını anlatıyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim. Şekeri bastıklarından içine tadı fena değil. Yani görüntüsü sizi aldatmasın. Bakın şu şekilde. Cidden sarıyor ya. Ama zaten abur cubur da buna yaramaz mı? Canı sıkılır. Bir şeyler yemek istersin. Yemek yapamazsın. Üşenirsin. Ne yaparsın? Açarsın zulanı. Oradan böyle takır takır abur cuburunu yersin. Film izlerken vesaire. Ona yarar. Bu da böyle bir abur cubur. Yalnız şöyle bir şey var. Demin ısırık aldım ya. Dişime yapıştı. Dişinizde kaplama falan varsa dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım misali. Başka bir böyle çörek gibi bir şey alalım. Şunu şöyle bir bıçak yardımıyla bölelim. Tadı bakalım nasılmış. Zaten burada da bakın çayın yanında diyor. Yani çayın yanında tüketebileceğiniz bir abur cubur. Hafif bir tadı var. Yani bunu da çok açsanız yiyebilirsiniz. Şunu yiyelim. Bakın şöyle görmüş olacağınız üzere bir kurutulmuş balık. Bu kurutulmuş balığı neyin yanında tüketiyorlar diye soracak olursanız tabii ki de biranın yanında tüketiyorlar. Şimdi dostlar, bu kurutulmuş balığı videoda sizlerin gözü önünde bir temizlemesini yapacağım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde temizleyelim. Bakın şöyle şu kenarlarından ayıklıyoruz. Zor ya bu. Acaba bunu hiç almasa mıydım videoya ama yapacak bir şey yok artık. Sanki abur cubur videosu mu yoksa doğada hayatta kalma videosu mu bilemedim. Bak şunun şöyle balığın pullarını soyuyoruz. İlk bu balığı tattığımda bana bir Rus kız arkadaşım tavsiye etmişti. Ben hep diyordum ya bu kurutulmuş balığı nasıl yiyorsunuz filan diye. Şöyle yanıt vermişti. Tamam hani kokusu filan kötü ama biranın yanında gerçekten çok iyi gidiyor demişti. Bir cumartesi akşamı şöyle biranın yanında şu kurutulmuş balıklardan aldım. E tabi nasıl ayıklanacak, nasıl temizlenecek, nasıl yenecek filan bilmediğimden böyle bıçağa daldırmıştım. Şu iç organlarını filan baya böyle bir tatmıştım. Ya dedim bu niye böyle acı ya filan hemen mesaj attım. Dedim ben tattım neden böyle kötü? Şey dedi, şu iç organlarını da mı yedin dedi. Dedim biraz tatmış bulundum. Onu o şekilde tattıktan sonra bana dedi ki dış kısımlarını yiyeceksin. Bakın mesela dostlar bir küçük parça. Bunu böyle kılçıklarından arındırıyorsunuz. Bakın şöyle. Çok tuzlu. Gerçekten çok tuzlu. Doğrusu bizim damak tadımıza pek uygun değil ancak tadı çok da kötü değil. Dediğim gibi biranın yanında bunu tüketebilirsiniz. En azından deneyebilirsiniz. Tabii Türkiye'de falan da bu kurutulmuş balıkları bulabilirsiniz. Ama tabii bizde çok yaygın değil. Bakın görüyorsunuz. Kılçıklarını temizledim. Şu pulunu da ayıkladıktan sonra bakın bunu böyle ne yapıyorsunuz? Yiyorsunuz. Kokusu evet biraz rahatsız edici. Ellerim de böyle yağlı yağlı oldu ama şunu yedikten sonra hemen bir ellerimi yıkayacağım. Bunu böyle ısırırken hain kostuğun Tarkan filminde et yiyişi aklıma geldi. Böyle katır kutur yiyor ya butu falan. Ben de ona benzedim. Dişleri bırakmazsak iyi olacak. Bunu ne yapıyoruz? Böyle yiyoruz. Geçerli. A few moments later. Evet dostlar ellerimi yıkadım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bir kere daha söylüyorum. Henüz daha kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, katıl butonuna ve süper teşekkürler butonuna basmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Ayrıca dediğim gibi Rusya'da sınavsız bir şekilde eğitim almak istiyorsanız bana ulaşmayı da sakın ama sakın unutmayın. Bu hatırlatmaları da yaptığıma göre bir diğer abur cuburumuza geçebiliriz. Şöyle priyanik dediğimiz çöreğimsi şeyden aldım. Bu neydiymiş bakalım. Bu da ballıymış. Şöyle görüyorsunuz. Bir parça kopardım. Çok şekerli değil. Kurabiye gibi. Bakın şu ucunu kopardım. İçindeki aromayı da görüyorsunuz böyle. Ben yaklaşık 1,5 sene önce Garodets diye ufak bir Rus şehrine gitmiştim. O Garodets'te bu tarz priyanikler çok meşhurdu. Ballısı, ondan sonra zencefilisi vesaire. Onun da videosu var. Onu da sakın ama sakın izlemeyi ihmal etmeyin. Orada bir tane priyanik almıştım. Böyle videoda onu da yemiştim. Yöresel tatları yemeyi ihmal etmiyoruz. Şimdi gelelim bir diğer abur cuburumuza. Bu da bakın şöyle haşhaşlı bir çörek. Bakın şöyle görmektesiniz. Şuralarda haşhaşlar var. Ondan sonra şurada da böyle çikolata. Şunu şöyle en haşhaşlı yerinden bir ısıralım bakalım. Bu tatsız tuzsuz bir şeymiş ya. Haşhaşlı kısmını pek tutmadım. Bakın şöyle görmektesiniz. Bir de şu çikolatalı yerinden bir deneyelim. Yok ya çikolata bile cidden bunu kurtarmadı. Yediğim
en kötü abur cuburdu diyebilirim. Şu çöreğin üstüne biraz daha şu domatesli ekmeğimizden yiyelim. Biraz acılı olsa aslında çok güzel olabilirdi. Şu ağzındaki beğenmediğim tadı sileyim. Ondan sonra dondurma yemeye başlayacağız. Bakın dostlar, şöyle bir krem brûlée dondurma. Ama şey diyeceğim ya, şimdi bu sütlü, bu balığı da yedik, kurutulmuş balığı, acaba zehirlenir mi? İkisinden birisi bozulsa şayet o geçerli, ama öyle bir şey olacağını da pek zannetmiyorum açıkçası. Şunu da koyalım böyle, bakın dostlar. Dondurmayı görüyorsunuz. Şöyle. Vay be, bak bu güzel bu. Bu beni tatmin etti işte abi. Bak bu kadar abur cubur tattım. En güzeli bu çıktı ya bak. İçim ferahladı. Kendim bugün internette hani gördüğünüz bazı ilgi budalaları vardır ya. Sırf dikkat, sırf ilgi çekmek için gördüğü her şeyi karıştırıp böyle hapur hapur kamera önünde yerler. Onlar gibi hissettim. Baksanıza, çörek yedim, kurutulmuş balık yedim, çekirdek çitledim, çörek yedim, onu yedim, bunu yedim. Ben de sırf bu video uğruna onlardan birisi oldum. Umarım ben de tamamen onlara dönüşmem de onlar gibi sırf içerik uğruna bu tarz videolar çekmek zorunda kalmam. Ve evet dostlar, videoyu tuzluyla açtım. Şimdi tatlıyla sonlandıracağım ama videoyu sonlandırmadan önce bir kere daha diyorum ki kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, süper teşekkürler ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın, ihmal etmeyin. Ayrıca Rusya'da sınavsız bir şekilde eğitim almak istiyorsanız bana ulaşmayı da unutmayın. Bu kardeşiniz size elinden gelen tüm yardımı en şeffaf ve en uygun fiyata yapacaktır. Şimdi yavaş yavaş videoyu kapatma zamanı. Umarım beğeneceğiniz güzel bir içerik olmuştur. En kısa sürede bu tarz içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik herkese Rusya'nın Nijni Novgorod kentinden hoşça kalın diyorum.